Ya ben böyle yönetmen tanımadım hayatımda ya. kızlar, ne Size yapıyorsunuz? gitme ya. Bunları göstermeyelim. Hiç şey durmuyor. Evet, herkese merhabalar. Kanala hoş geldiniz. Aris tanıyorsunuz. Daha önce görmüştünüz. Görmediyseniz hemen buralara bir yerlere yine koyuyoruz geçen videoyu. Aris bu hafta sonu cumartesi pazar çok yoğundu. Bir çekimdeydi. Aslında lafı ona bırakacağım. Şimdi Aris, abonelerden büyük bir kısmı senin bu filmi bekliyorlardı. Çekim Evet. filmini. Çünkü geçen seferki muhabbetimizde bundan bahsetmiştik. Ve o gün geldi. Biraz da geç geldi, değil mi? Biraz evet. Biraz geç Normalde geldi. Kasım Aralık gibi çekmeyi düşünüyorduk. Evet. Aris'ten çok bahsetmeyeceğim. Aris tanıyanlar var. Bayağı tanıyanlar var. Aris'le ilgili bir film çekmiştik. O videoyu izlemek isterseniz linki burada zaten. Ona bakarsınız. O videonun sonuna doğru da şöyle kapatmıştık. Aris bir festival için hazırlanacaktı. O festivalin çekim zamanı Aralık gibi düşünüyorduk, değil mi? Evet. Ama şartlar Covid İşte falan. Yine bir karantina falan olunca biraz uzadı işler tabii. O Hı-hı. yüzden yeni çekebildik bu hafta. There is a life I lead in this city. Hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by. It doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow. Somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow, will you carry me like I am whole again? Wait, hold on. Aris, bu festivalden biraz bahseder misin? Nedir bu festival? Nikon'un düzenlediği bir festival. 11. senesi. Her sene bir tema veriyorlar ve o temaya uygun bir şekilde bir kısa film çekmek gerekiyor. 2 dakika ve 2 dakika 20 saniye arasında uzunluğunda bir film olması gerekiyor. Wow! Evet. Cumartesi pazar full çekim oldu. 2 dakika için. 2 dakika için. Wow! Ben bilerekten filmin senaryosunu sormadım. Şimdi diyeceksiniz ki niye? Çünkü ben sürpriz olsun diye bekliyorum. Evet. Ben katılabildiğim kadar katıldım. Cumartesi buradaydım. Pazar günü yarım gün kalabildim maalesef işlerden dolayı. Nasıl yani, istediğin gibi geçti mi öncelikle? Evet, biraz gergindik. Özellikle pazar günü, çünkü dış çekimdi ve hava durumu nasıl olacak? Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı falan diye çok korktuk. Ki aslında son 2 saniyede yağmur yağmaya başladı. O yüzden çok hızlı bitirmek zorunda kaldık. Yeriz. Ha. Göster bakayım bir daha. Evet, işte bir numaralı çaya. Maskemizi takıyoruz. Emen Otomer. Siklem. Şimdi yönetmeni bizi konuşturamayacağım. Doğru şimdi. Koparma var beni setten. Nasıl, heyecanları iyi mi? Dünden heyecanlı. Beri çok heyecanlı. Evet. Geç yattık, uyuyamadık. Tahmin ediyorum. Evet. Ama hazır. Hazır yani, değil mi? Her şeyin üstünden geçti. Süper. Detay detay. Harikasınız yani. Sanırım bir haftadır falan telefonda çok konuşamadım Halis'le. Bir şey söyleyeceğim sana. Sen daha önce katılmış mıydın hiç böyle çekimine? Yok, hayır, ilk defa. Aha. Ana, evet. Benim gibi. İyi, süper. Benim için de yepyeni bir şey. Bak. Ama çok güzel geçti. Çok güzel geçti. Ben şimdi Alice'in çekimine katıldım ama Alice'le hiç konuşmamaya çalıştım. Çünkü şu gördüğünüz tatlı, sempatik kız. Bir de backstage'de göreceksiniz. Yani acayip ama çok iyi anlayabiliyorum. Bu sektörden değilim ama daha önce animasyon sektöründe ve kendi işimle ilgili çok önemli operasyonlarda, çok önemli günlerde, organizasyonlarda ben de adrenalin tavan yapmıştı. Evet. Sende de öyleydi galiba, evet, değil evet, mi? Evet. Peki bir şey soracağım Aris. Bayağı bir kalabalık bir ekip vardı. Ben evet. tam sayıyı sayamadım ama kaç kişiydiniz? Kaç kişiydik? Beni de ekipten evet, saydı. Tabii ki. 18'dik galiba. Cumartesi biraz daha az kişi vardı. Ama pazar full ekip 18'dik çünkü trafiği falan da durdurmamız gerekiyordu. İşte trafiği durduracak bayağı kişi vardı yani ekipten. Onu soracağım. Sen herhangi bir bunun için bir izin aldın Tabii. mı? Değil mi? İzin Tabii, aldın. Evet evet. Yani, cumartesi günü markette çektik. İşte marketle anlaştık. Onlar da sağ olsunlar yani, büyük bir market olmasına rağmen işte bu Covid'den dolayı herkes çok zorlanıyor birçok konuda falan diye yardımcı olmak istediler ve kabul ettiler. O çok iyiydi. Dış çekim için de bir sürü belediyeyle konuştuk. Çoğu para istiyordu.
Aa şey, evet o Türkiye'de de var ama galiba, evet. Değil mi? Mesela bir yerde çekim yapmak istiyorsan onun belli bir saatlik veya günlük ücreti var galiba. Evet, evet. Kişi sayısına göre, ekipmana göre vesaire çok şey değişebiliyor fiyatlar. Ve bu San Mando Belediyesi çok yardımcı oldular. Yani hakikaten bedavaya kabul ettiler. Kişi sayısı limiti vermediler. İki gün hatta bize izin verdiler hava durumuna göre organize olabilelim diye. Trafiği durdurmamıza izin verdiler falan, çok iyiydi yani. Ben de çekiyorum, ver ver. Çantayı ver. Kız neler aldın sen böyle? Oy, maşallah. Evet, Ales'in iki buzır. Baran ne haber Baran? İyi abi, senden ne haber? Sağ ol. Baran'ı hatırladınız mı bilmiyorum ama hatırlamanız lazım. Benim YouTube videolarından birini izlediyseniz Baran çok ünlü bir DJ'dir. Bu arada influencer'dır. O biraz mütevazidir ama. Bak hatırlarsanız Baran'ın olduğu videoda Baran şurada binanın üstünden, balkonundan bütün mahalle sakinlerine canlı müzik yayını yapıyordun değil mi? Mahallenin muhtarıyım abi. Mahallenin muhtarı. Kameramanımız Emre. Emre de bu arada var ya, bir CV var adamda. 10 numara. Süper. Mikrofoncumuz hazır. Bu arada bu 18 kişi, soracağım şimdi, misafirler de merak ediyordur. Bu 18 kişi sonuçta içlerinde çok çok profesyoneller var. Evet. Örnek Emre ile senin sayende tanıştım, evet. Ve İrem ile senin sayende, evet, tanıştım. Bu ikisi de kendi sektöründe, tabii, çok aslında ünlü isimler ve özgeçmişleri biraz konuştuk. Yani Türkiye'deki çoğu kaliteli dizi, filmde görev almış iki kişi. Mesela sesli çocuk değil mi? Hı. Çok profesyonel mesela. Evet, evet. Paris'te yine bilinen isimlerden. Artı aktörlerim vardı, aktrislerim, evet, vardı. Şimdi bunların hepsi profesyonel sonuçta. Şimdi yanlış anlama, ilk aklıma gelen sağlam bütçe gözüküyor. Onu sorabilir miyiz? Tabii tabii. Yani şöyle oldu aslında, herkes gönüllü olarak çalıştı. Sadece işte ekipmanları kiraladık. Herkese işte yemek, içecek vesaire gibi bütün onları biz karşıladık ama onun dışında gönüllü olarak, wow, çalıştılar. Yani bu demektir ki çok seviliyorsun. Süper ya, süper. Peki çekim sırasında herhangi bir problem yaşadın mı? Ben bir şey gördüm. Problem değil de komik bir şey. Onu ben anlatacağım. Sabahki olay. Yaşlı teyze, karı koca. Önce şu yeşil pencereli, yeşil pancurlu evden bir kadın çıktı. Ama çok mutlu bir şekilde çıktı. Durumu anlatıyorum, dedikodu yapıyorum. Aa, film çeviriyorsunuz falan filan dedi. Ondan sonra şu beyaz pancurlu evden bir yaşlı çift kafayı uzattı. Daha merhaba demeden telefonu aldı. Polisi aradı. Burada garip garip şeyler oluyor dediler. Sonra herhalde polis de evet onların izini var deyince telefonu kapattı. Bize de gençler kolay gelsin dedi ama pazar günü çalışılmaz dedi. Yazık değil mi size dedi. Çok komik geldi. İyi ki izin almışız yani, zaten izinsiz mümkün değil de. Böyle birkaç ufak sorun oldu. Trafiği durdurduğumuzda birkaç kişi söylenmiş biraz hani niye bekletiyorsunuz bizi gibisinden ama genel olarak insanlar çok şeydi. Zaten genelde insanlar set görünce bir heyecanlanıyor. Hani acaba ne oluyor, kimler var falan. Ben de çok heyecanlandım ya. Vallahi benim ilk defa canlı olarak film setinde hani ne kadar çok böyle resmi bir görevim olmasa da en azından backstage'deydim. Onların o stresini, koşturmasını, organizasyon, her şeyini birebir biraz da yaşamış oldum. Ama çok güzel bir ortam. Çok hoşuma gitti. Vallahi çok hoşuma Ekip gitti. Ekip çok güzeldi bence. Yani güzeldi. Herkes birbiriyle çok konuştu, şeydi. Evet ve güzel. Şeydi, çok internasyonel, uluslararası bir ekibim vardı. Çünkü evet. Türkçe konuşma duyuyordum, İngilizce bir ara bir yerlere konuştular, Fransızca duydum. Ekip kozmopolitan bir ekipti galiba değil mi? Yani ekibin bir kısmı Türk, bir kısmı Fransızdı. Bazı Türkler de Fransızca konuşmadığı için aralarda İngilizce de olmuş galiba. Oh, here you are, face to face in this trashy bar. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. I like the way you're thinking. I don't really care about the music on the dance floor. I don't really mind. All the smoke is in the bathroom. I don't care.
çok güzeldi. Peki şimdi film bitti. Evet, yani montajı daha başlamadım. Montajı başlayacak. Montaj bittikten sonra ne zaman, tarihler ne zaman? Bizi biraz hani 17 Şubat'a kadar bitirmem gerekiyor, göndermiş olmam gerekiyor. 20 Şubat'ta da internet sitelerine koyacaklar bütün katılımcıların filmlerini. Bu Şubat'tan bahsediyoruz. Evet, evet. Oo, 2-3 hafta sonra yani. Oo, 20 Şubat'ta başlayacak. Başlayacak, internet sitesine koyacaklar. Herkes oy verebiliyor o siteden filmleri. Peki biz verebilir miyiz? Tabii ki. Siteyi şimdiden koyabilir miyiz videonun şu altına? Şu an daha link yok. Link yok. Link yok. O zaman şöyle bir şey yaparız. Belki bir tane daha video yaparız. Hı-hı. Veya Instagram'dan, sosyal medyadan. Aynen. Evet. Alice'i de takip eden misafirler çok güzel işler çıkartıyor. Çok da güzel çıkartacak da işler yani, eminim. Onu da takip edebilirsiniz, haberdar olabilirsiniz. Vallahi süper ya. Ben çok güzel bir tecrübe yaşadım. Bir sorum daha var Alice. Film tamamen sana mı ait? Yok. Değil. Senaryoyu bir arkadaşım yazdı. Shiva. Shiva. Evet. Yapımcılığını da aslında ikimiz birlikte yapıyoruz. Yani bütün bütçeyi. Yönetmen sensin. Evet. Senarist Shiva. Diyoruz değil mi? Shiva. Evet. Yapım da ikinize ortak ait. Evet. Süper. İki kişinin bir eseri olacak evet, bu yani. Evet. Aktörler gördüm. Çok çok kaliteli aktörler gördüm. İsimlerini hatırlamıyorum. Bir tanesini i̇kisinin hatırlıyorum. İkisinin de adı Julian. Ha, ikisinin adı Julian. Evet. Tamam. Ben sarışın olanı... Evet. Onunla biraz muhabbetim evet oldu. Bu çocuklar bayağı şey profesyonel evet, değil mi? Evet. Oyuncular. Ya ikisi de tiyatrodan gelme. Bir tanesiyle önceden çalışmıştık, o diğeriyle. Sakallı olan. Sakallı olan da. Senin daha çok konuştuğun Julian'le de aslında internete anons koymuştuk casting yapmak için. Onun da hikayesi çok komik aslında. Onun yerine başka bir oyuncu seçmiştik biz. Evet. Ve çekimden 3-4 gün önce beni arayıp işte kız arkadaşım Covid oldu of dedi. O yüzden onu ekipten çıkarmak zorunda kaldık. Teknik ekipten de iki kişi, biri Covid oldu, birinin bir yakını Covid oldu diye. Ya son hafta çok stresliydi. Sürekli bir yeni birilerini bulmak gerekti yani. Another glass and I am going places. Makes me laugh about the irony of everything. Casting dedin. Bir de bu iki gün çekim dışında senin bir ön hazırlığın oldu. Hatırlıyorum evet, bir gün sen sabahtan akşama kadar bir casting. Evet. Bir onu anlatır mısın? Yani işte böyle anonslar koyduk internete. İnternette evet, bir site mi var bunun için, özel bir site mi var? Var evet, birkaç site var. Mesela Türkiye'de şeyler var, casting manager'lar var mesela. Benim de bir arkadaşım var mesela. O da öyle yapıyor. Sizin burada Fransa'da böyle mi dönüyor yoksa? Yani evet, ama özellikle gönüllü projeler için kullanılan bir site var. Biz oraya yazdık. Diğer projelerinde ben gerçekten birçok oyuncuyu görmeyi seviyordum. Ama şimdi şartlardan dolayı hani ne çok kişi, yani birçok kişiyle görüşmemek için Covid'den dolayı önceden videolarına falan bakarak öneleme yaptık. Kaç kişi? 4-5 kişi falan gördük galiba toplam. Toplam. Teker teker görüp denedik. Peki bu festivalde başarı olayı nasıl olacak? İlk üç mü olacak yoksa puan nasıl? Biraz ondan bahseder misin? Yani şöyle, bir jüri var. O jüri 50 kişi seçecek. 50 finali seçecek. O 50 finalistin içinde de farklı ödüller olacak. Gelecek. İşte en iyi film, en iyi ses, en iyi görüntü, en iyi oyuncu gibi gibi. Onun dışında da insanların internetten verdiği oylar sayesinde de en iyi, en çok oy alan olacak filme de bir ödül verilecek. O zaman bize düşen görev, filmi izleyip beğeneceğiz mutlaka inşallah. Dediğim, gerçekten ben senaryoyu bilmiyorum. Hı. Bilerek de bilmek istemiyorum. Hatta bahsedeyim dedi, şimdi de bahsedeyim. Bence bahsetmesin. Sürpriz değil mi? Olsun. Sürpriz olsun. Çünkü backstage'ini gördüm. Geçen filmlerini izlediğinizi bilmiyorum Alice'in. Yine Alice'in sitesinden ve YouTube kanalından o filmleri izleyebiliyorsunuz. Ben çok beğenmiştim. O yüzden merak ediyorum yani. Bakalım, ama çok da fazla beklememize gerek kalmayacakmış. Baksanıza 20... Evet. Peki biz 20 Şubat'tan itibaren görebileceğiz evet, değil mi onu? Evet. Tamam, süper. Ya bu festivalin bu tarafı çok güzel bence. Çünkü insanı zorluyor yani hızlı iş çıkarmaya. Güzel bir şey bence. Harika. Çünkü montajda hani sen de biliyorsun hani hiçbir zaman sonuna kadar tatmin olmuyorsun. Hani hep yapacak bir şey buluyorsun. Öyle bir tarih olmayınca aslında o aylar sürebilecek bir şey yani. Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ben Alice. Ben teşekkür ederim. Yine konuk oldun. Umarım beğenirsiniz. İnşallah. sana bol bol şanslar teşekkür diliyorum. Ederim.